Evet, şu anda yanımızda Tayyar Özcan var. İzin Yolu ekibinden. İzinler başladı. İzine gidenlerin bir kısmı gitti ama hala peyderpey gidenler var. İzin Yolu ile ilgili son güncel bilgileri sizden almak istiyoruz. İzine gidenler, arabayla izine gidenler nelere dikkat etmeler lazım? Hamburg'da biz genelde Hamburg bölgesi diyelim. Hamburg bölgesi geçen hafta itibariyle izine başladı. Birçoğu gitti ama daha 3 hafta 4 hafta girecekler. Bu hafta da yola çıkacaklar. Yollarda yoğunluk var. Bu hafta Bayram tarafı da izine çıkıyor. Zaten yaz sezonunda bütün her tarafta tatil sezonu olduğu için giden gelen eksik olmuyor. Yollarda artık hafta sonları biraz günlüklerde yığılmalar oluyor. Onlara biraz artık şansa dikkat etmeler lazım yola çıkacakları saate göre. Bir de yola çıkmadan ilk önce önemli olan şeyler arabanın bakımı. Bu sene arabalar çok yollarda kalıyorlar. Günlüklerde beklemelerden, klimalarda sorun yaratıyor. Efendim, o yüzden arabaların bakımlarını yaptırsınlar. Evrakların kontrolü önemli. Pasaportlar, arabanın yeşil kağıdı sigortası, ondan sonra yol vigneteleri. Vigneteleri biraz da online alsınlar. Yollarda hem uğraşmamak için hem farklı fiyatlar ödememek için online almalarını tavsiye ediyoruz. Ondan sonra dinlene gitsinler. Konakla, mümkünse konaklasınlar. Çünkü siz her ne kadar yorgun olmasanız, karşıdaki yorgun oluyor, dikkati dağılıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar dinlenerek gitsinler. Gümrüklere gelmeden bilhassa depoları boş olmasın. Depoları yarım depo olsun. Çünkü ne kadar bekleyecekler belli olmaz. Araba çalışacak, klima çalışacak. Ona göre önlemini alsınlar. Bir de gümrüklere gelmeden bayanlar için daha çok sıkıntı oluyor. Tuvalet ihtiyaçları, diğer ihtiyaçları karşılasınlar. Gümrüklerde sıkıntı olmaması için. İkinci bir şey de servislere girişlerde bilhassa otoban gişelerinde, para ödeme gişelerinde polisler arka koltukta oturanları kontrol ediyorlar. Çocukları, arka koltukta oturanları, bunların kemerleri bağlı olsun. Mümkünse oradan geçene kadar bağlı olsun. Çünkü 50 euro ile 200 euro arası ceza kesiyorlar, para alıyorlar. Artık yollarda biraz dinle gitsinler, acele etmesinler. Hele bu sene bütün kazalar Türkiye'ye 100 kilometre kalan mesafede oldu. Çünkü oraya varınca insanlar da artık heyecanlı oluyor, heyecan artıyor galiba. Kaza fazla yükseliyorlar. Yorgunluğun tam yüksek olduğu yerler olduğu için orada dikkatli olsunlar, acele etmesinler. Zaten varmış oluyorlar. Hani 10 dakika, 15 dakika geç varmakta bir şey kaybetmezler. Bir önemli olan sağ salim varmak. Evet, bir de yolda giderken izin yolunu tabii takip etmelerini tavsiye ediyorsunuz. Evet, izin yolunun WhatsApp grubuna girsinler. Biz her türlü orada desteği veriyoruz. Yardım konusunda, yol konusunda, evraklar eksik olursa onları ulaştırmak için elimizden geçeni yapıyoruz. WhatsApp grubunda Allah vermesin kaza durumunda, arıza durumunda anında yardımcı oluyoruz, yardım ediyoruz. Onları tamirhaneye yönlendiriyoruz, tamirci buluyoruz. Yani yolda bırakmıyoruz. İzin yolunun WhatsApp gruplarına girsinler. Bunu özellikle rica ediyorum, yani özellikle söylüyorum yani. Biz tamamı ücretsiz, hiç para ödeme falan yok, üyelik yok. WhatsApp grubuna girip yolculuk yapıyorlar. Oradan anlık bütün bilgileri de alabiliyorlar. Tamam, teşekkür ediyoruz. Güzel bilgiler verdiniz. Biz de tüm yolcularımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Güle güle gidip gelin. Acele etmeyin, sağlıkla gidip gelsinler.